Hemen sormak isteriz İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Şevket Apuhan'a bu süreci nasıl değerlendirdiğini. Şevket Bey merhaba, hoş geldiniz. İyi yayınlar dilerim. Şevket Bey, öncelikle şimdi sizin Sayın Ayüce Türkeş'i aday göstermeniz ve bu hain afişiyle başlayan süreci, bu gelinen noktayı nasıl değerlendirdiğinizi öğrenmek isterim. Öncelikle olaylar çok bağlamından kopmuş görünüyor. Ayyüce Türkeş, biliyorsunuz aynı zamanda İyi Parti milletvekilidir. Ve Adana'ya çok büyük hizmetler edecek belediyecilik anlamında bir aday olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla Adana halkının da kendisine ailesinden de gelen bir teveccühü vardır. Ayyüce Hanım da bu teveccühü de arkasına almış, plan ve programlarıyla, projeleriyle Adana'da seçim çalışmalarını yürütüyor. Maalesef ülkemizde seçim süreçleri, seçimler yaklaştığı zaman böyle görmek istemediğimiz, huzurumuzu kaçıran, bizi üzen olaylar yaşayabiliyoruz. Her seçim böyle sorunlar Türkiye'de yaşanabiliyor. Parti ayırt etmeksizin bunu söylüyorum. Dolayısıyla kamuoyu Ayyüce Hanım'ın Adana'ya getireceği hizmetlere, Adana'ya katacaklarına odaklanmalı bence. Eğer bir hakaret varsa, işte haberinizde de geçiyor, tehdit varsa şüphesiz Türkiye'de bunun çözüm yeri mahkemelerdir. Mahkemelerimizde herkes hakkını arayabilir, herkes hukukunu koruyabilir. Bunu mahkemeler yoluyla yapıyoruz. Unutmamamız gereken Ayyüce Türkeş'in Adana'ya hizmet için yola çıktığı, İYİ Parti'nin Adana Belediye Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu ve Adana'ya getireceği hizmetlerdir. Konuşmamız gereken de bence budur. Evet, Diğer olaylar... Şevket Bey, Buyurun. tabii kuşkusuz günün sonunda öyledir ama burada çok ciddi suçlamalar var. Yani şimdi bir kere zaten Ayüce Türkeş'e yapılan hain değerlendirmesi, suçlaması, hani her seçimde olur böyle şeyler diyerek geçiştirilebilecek bir suçlama mıdır ülkücü camia açısından? Oradaki dengeleri kuşkusuz siz daha iyi bilirsiniz. Türkeş'in çocuklarına yapılmış, kızına yapılmış bir suçlama günün sonunda. Ya da şu suçlama öylece geçiştirilebilecek bir suçlama mıdır? Şimdi Kutalmış Türkeş, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönteri, Sinan Ateş'in katili olmakla suçluyor. Bu geçiştirilebilecek bir suçlama mıdır? Şimdi o geçiştirilecek bir suçlama olup olmadığına gerçekten de Sayın İzzet Ulvi Yönter karar verebilir. O da mahkemeye gideceğini zaten söylemiş. Yine buna bu geçiştirilebilecek bir suçlamadır, suçlama mıdır ya da bu nasıl bir suçlamadır? Yine buna karar verecek olan gerçekten mahkemelerimizdir. Ama Ayyüce Hanım konusunda size yorum yapabilirim. Ayyüce Hanım tabii ki bir hain değildir. Ayyüce Hanım aksine Adana'ya hizmet için çabalayan, Adana'da Hayyüce Hanım'ın babasının hatıraları var. Adana halkının gönlünde, Adanalıların kalbinde rahmetli Başbuğ Türkeş'in bir yeri var. Ayyüce Hanım da adeta bayrağı ondan almış gibi bir hizmet yarışında. Dolayısıyla Ayyüce Hanım'a yapılan saldırılara da, Ayyüce Hanım'a hakkında bulunulan ithamlara da Adana seçmeni, Adana'mızın seçmeni en güzel şekilde cevap verecektir. Ama şüphesiz Ayyüce Hanım'a Ayyüce Hanım, tırnak içinde söylüyorum, hain Ayyüce Hanım, herhangi bir eleştiriyi tabii ki Ayyüce Hanım'a karşı kabul etmeyiz. Ayyüce Hanım ayrı bir yerde. Ayyüce Hanım partimizin belediye başkan adayı, bizim Evet. de kıymetlimiz. Peki. Ama Peki buyurun. Şevket Bey, şimdi biz aslında şuna ilk kez tanık olmuyoruz. Zaman zaman aynı aileden, aynı soyadını taşıyan insanlar farklı partilerden aday olabiliyorlar. Ya da Evet. liderlikleriyle Türkiye siyaset tarihinde yer bulmuş isimler, onların çocukları zaman zaman farklı siyasi partilerde yer bulabiliyorlar ya da siyaset hayatlarına devam edebiliyorlar. Fakat şimdi bu konu özelinde bu tansiyon neden bu kadar yükseldi? Neden böyle bir üsluba evrildi sizce? Yani ülkücü camia açısından değerlendirildiğinde nasıl bakarsınız bu tansiyonun, bu üslubun sinkaf noktasına gelmiş olmasına? Şunu söyleyebilirim. Orada Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir adayı yok Adana'da. Ama İyi Parti'nin adayı Ayyüce Türkeş. Dolayısıyla Ayyüce Türkeş ve İyi Parti yarışta. Bizzat kendisi olarak İyi Parti kendi logosuyla Ayyüce Hanım aday olarak bu yarışın içindeler. Şunu söyleyebilirim.
yarışın içinde olmadan rahmetli Türkeş'in emaneti olan insanlara karşı biraz daha hoşgörülü, biraz daha saygılı olunması gerektiğini söyleyebilirim. Bu hoşgörü ve saygı sınırı aşıldığında zaten sorunlar da başlıyor. Yani şunu biliyorum, Adana'daki klasik Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni için Ayyüce Hanım değerli. Yani AKP'nin oradaki sayın belediye başkan adayı değil, Adana'daki klasik MHP seçmeni, Adana'daki ülkücü seçmen tabii ki oyunu Ayyüce Hanım'a verecek. Tabii ki desteğini Ayyüce Hanım'a verecek. Dolayısıyla buradaki yarış aslında Ayyüce Hanım'la İyi Parti ile AK Parti arasında ve CHP arasında geçen bir yarış. Eğer arkadaşlarımız, eğer dostlarımız da bu yarışın böyle geçtiğini, yani orada MHP yok, yarışta MHP yok. Ama İyi Parti ve Ayyüce Hanım var ve seçmen Ayyüce Hanım'dan yana tercihini kullanacak. Dolayısıyla içerisinde olmadığımız yarışlar için bizim için hatıraları olan, bizim için emanet olarak gördüğümüz insanları kırmamalarını kendilerine tavsiye edebiliriz. Siz bu noktada eğer bir emanet olarak değerlendiriyorsanız Sayın Devlet Bahçeli'nin bu emanete sahip çıkmasını bekler miydiniz? O da Devlet Bahçeli ve Ayyüce Hanım arasında geçecek bir diyalog. Yani bunlar çok uzun yıllara dayanan, çok geçmiş mazisi olan sorunlar. Şimdi ben Devlet Bey adına İyi Parti'nin genel başkan danışmanı olarak Devlet Bey adına bir yorumda bulunmak istemem açıkçası. Ama bu sorunlar yeni değil. Bu sorunlar yeni değil. Bu yaşanılan problemler, bu kavgalar da yeni değil. Ben sahip çıkılma noktasında değilim. Sadece şunu söylüyorum. Adana'da bir adayı yok dostlarımızın. Adana'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin logosu seçim pusulasında yok. Ama orada Türkeş soya ismi var. Ve Ayyüce Hanım da sadece bu soya ismiyle değil, Adana'ya gerçekten hizmet edecek projelerle geliyor. İyi Parti de sadece bakın burada bir soya adı var, oy verin demiyor. İyi Parti de ciddi projelerle geliyor. Şimdi orada proje var, Türkeş var, Ayyüce Hanım'ın şahsı var, evet. Meral Akşener'in imzası var, Meral Akşener'in mührü var, Meral Akşener'in, Sayın Akşener'in verdiği sözler evet. var. Dolayısıyla ben de diyorum ki arkadaşlar siz bu yarışta yoksunuz. Dolayısıyla Ayyüce Hanım'ı biraz daha hoşgörülü yaklaşmalısınız. Şevket Bey şunu merak ediyorum. Şimdi dediniz ki yani MHP orada yok ama tabii ki işte Cumhur İttifakı'nın adayını destekledikleri için böyle bir tavır sergilemiş olsalar gerek. Emanete sahip çıkmak dediniz. Hani gelinen noktada ülkücülerin Türkeş'in çocuğu yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında durması gibi bir durumla karşı karşıya olduğunuz gibi bir hissiniz var mı? Öyle bir hissim yok. Çünkü Adana'daki ülkücüler rahmetli Başbuğ'un kızına sahip çıkacaklar. Rahmetli Başbuğ'un kızına oy verecekler. Rahmetli Başbuğ'un kızından yana olacaklar. Biz ülkücü hareketi biliyoruz, ülkücü hareketi tanıyoruz. Adana'da özellikle Ayyüce Türkeş ismi AKP'nin adayını geçecek. CHP'nin adayını da geçecek tabii. Yanlış anlaşılmasın. Oradaki yarış AKP'li değil. Ayyüce Hanım CHP'li.